Merhaba arkadaşlar, herkese tekrar merhaba, ben Serkan Uda. Tekrar karşınızdayım efendim, Forex Park'ın hazırladığı günlük canlı yayının ikinci seansını yapıyoruz şu anda. Pariteleri tek tek inceleyeceğiz hep beraber. Bugün 14 Kasım 2012 günlerden çarşamba arkadaşlar, saatlerimiz 16.37 şu anda. Ve Euro Dolar paritesi ile canlı yayınımıza başlıyoruz şu anda. Euro-dolar paritesi için arkadaşlar bugün için şurada bir aralık belirtmiştik. Bu aralığın eğer ki üzerinde kalırsak yukarı yönlü hareketlerle karşılaşma ihtimalimiz vardı. Bu hareketler için ne demiştik hedef olarak? 27.62 seviyelerini göstermiştik hatırlıyorsanız. Ama şuradaki trend çizgisi de yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Yavaş yavaş çünkü saatler geçtikçe aşağı doğru iniyor. Görüyorsunuz sabah saatlerinde bu. 8-9 civarlarında buradaki seviyeye yakın yerlerdeydik. O yüzden şu anda bir üçgen çizmemiz gerekecek arkadaşlar. Bu üçgeni de hemen çizelim. Bugün sonuna kadar geçerli olabilecek bir üçgen olacak. Şu seviyeler, şuradaki bölge arkadaşlar, kritik bölgemiz. Şu anda yukarı hareketlerin devam etmesi için dediğim gibi şuradaki bölgenin de kırılması gerekiyor. Gördüğümüz kadarıyla. Yani şuradaki bölge yavaş yavaş güncelliğini yitirmeye başlıyor. Aşağı hareket için yine tabii ki şuradaki 27-21 seviyesini kollayabilirsiniz. Buranın altında kalırsak geri çekilmelerin devam etme ihtimali tabii ki söz konusu. Ama öncelikle yukarı hareket için de şuradaki bölgenin üzerine çıkmamız şart oldu arkadaşlar. Lütfen buradaki seviyenin de üzerine çıkılması durumunda eğer ki aşağı hareket beklentiniz varsa daha fazla direnmeyin ve yukarı hareketin önünü açacak bir gelişme olarak bunu algılayabiliriz. Zaten farkındaysanız öncelikle bir şuradaki trend çizgisine doğru bir hareket geldikten sonra yavaş yavaş buradaki seviyenin dibine doğru yani 27-21'lere doğru bir hareket yaptı. Fakat Amerika'dan gelen olumsuz perakende satışlar verisiyle beraber hafifçe geri çekilmeye tekrar, pardon, yukarı doğru hareketi tekrar başladı. Aslında hareket haber gelmeden önce başladı arkadaşlar. Şöyle bakın, ekranımızı alalım ekonomik takvimimizde. Baktığımız zaman 15.30'daki veri görüyorsunuz. Önceki veri 1.1 perakende satışlar. Fakat beklenti -0.2 idi. Gelen veri -0.3 geldi arkadaşlar. O yüzden otomobil hariç perakende satışlarda 0.2 beklenirken 0.0 geldi. Her ikisi de olumsuzdu bu verilerin. O yüzden doğal olarak paritede de hafif bir yukarı hareket geldi. Ama bu veriler bile paritenin yukarı hareketindeki şuradaki bölgeyi, özellikle şuradaki hareketli ortalamamızı geçmemiz konusunda yardımcı olmadı bize. Bakın şimdi biraz daha küçültelim. Buradaki tren çizgisi nereden geliyor diye soracak olan arkadaşlar varsa da hatta şöyle 4 saatlik grafiklerden gösterelim. Yine bakın şuradan gelen şuradaki tepeleri birleştirdiğimizde şu tepeyi de neredeyse kapsayan bir tren çizgisi var. Bu tren çizgisi buradan geliyor. Saatlik grafiklerde gördüğümüz ve şu anda test ettiği tren çizgisi. Burayı gösteriyor arkadaşlar. 4 saatlik grafiklerde net olarak görüyorsunuz. Bu içinde bulunduğu kanalı neredeyse artık tam tepesi olunmuş durumda. Eğer ki bu kanalından tekrar aşağı doğru hareket gelirse tekrar 26-50-60'lara doğru bir hareketle karşılaşma ihtimalimiz var. Bunun gerçekleşmesi için mutlaka şuradaki üçgenin, şurada göstermiş olduğumuz üçgenin altında kalmamız gerekiyor. Bu koşul gerçekleşirse aşağı doğru geri çekilmelerle karşılaşma ihtimalimiz kuvvetli olacaktır. Herhalde Euro-Dolar paritesi ile ilgili düşünceler şu an için anlaşıldı. Bu nedenle artık altına geçebiliriz. Altındaki beklentimiz ise biliyorsunuz aşağı yönlüydü arkadaşlar bugün için. 1740'ların altında kaldığımız sürece aşağı yönlü hareket bekliyoruz demiştik. Şöyle bir bakalım hatta yine. Şöyle yapalım. Evet, daha iyi olacak sanırım. Evet, yapmış olduğumuz analizde ne paylaşmıştık sizlerle sabahleyin? 1740 seviyesindeki direncimiz günlerdir geçilemedi. Bu nedenle direnç seviyesinin altında kaldığımız sürece aşağı trendi devamlı bekliyoruz. 1725, 15 ve 1947 bugünkü ilk hedeflerimiz olacaktır diye belirtmiştik. Zaten 25-15'e hızlı bir şekilde ulaştığımızı görüyoruz. Şuradaki noktadan sabah saatlerinin analizi yaparken
Bakalım şöyle bir 9-10 civarlarında fiyat 28 seviyelerindeydi. Öncelikle 25'lere doğru hareket başladı. Sonra 20.50'den geri dönüş yaptık arkadaşlar. 19.50'yi bekliyorduk. Yaklaşık 1 dolarlık küçük bir farkla hedefimizden şaştık. Ama yine de bu hedefi korumaya devam ediyoruz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani zaten gördüğünüz gibi şuradaki dirençten şu anda takıldı ve geri çekilme yaşıyoruz. Biz eğer ki 1740 seviyeleri sizin için eğer ki biraz zor bir hedefse, dirençse, yani daha doğrusu biraz uzak bir dirençse 1734-33'lerden de faydalanabilirsiniz demiştik. İster kısa vade çalışın, ister biraz daha esnek davranın. Her ikisinde de bu dirençlerin altında olduğumuz için biz aşağı hareket beklentimizi koruyoruz. 1719-47 civarları şu anda bizim ilk hedefimiz olmaya devam ediyor. Herhalde altın konusunda da anlaştık. Şu an için geri çekilmenin devam etme ihtimali biraz daha kuvvetli şu anda görüyorsunuz. Şöyle yapalım bakalım. Evet, altını da şöyle yerine yerleştirelim ve sterlin dolara bakalım. Sterlin dolarda da bugün yukarı hareket konusunda bir sıkıntı çekildiğini görüyorduk zaten. Bundan da bahsetmiştik. Hemen hatta şöyle yapalım biz bunu. Şu şekilde büyütsek de olur. Evet, sterlin dolar içinde görmüş olduğunuz gibi şurada 1.5896 seviyesindeyiz şu anda. Yukarı doğru hareketlerde sıkıntı var. Şuradaki bölge geçilmediği takdirde aşağı hareket demiştik. İlk hedefimizin 58.57 olduğundan bahsetmiştik sabahki canlı yayında. Görmüş olduğunuz gibi tam bu seviyeden aşağı doğru yaklaşık 43 pip civarlarında geri çekilme yaşayarak hedeflere ulaşmamızı sağladı. Paritede siz de net olarak görebiliyorsunuz. O yüzden biz aşağı hareketin devam etme ihtimali kuvvetli olduğunu hala söylüyoruz. Sabah canlı yayında söylediğimiz ne varsa aynen geçerli arkadaşlar. 59.15, 59.02 aralığı önemli. Bu seviyenin altında aşağı doğru hareketler bekliyoruz. Çok kısa bir direnç, ya doğrusu yakın bir direnç arayanlar şuradaki pivot noktasını artık kullanabilirler. 58.80 seviyesini. Buranın altında tekrar geri çekilmeler devam edecektir. 58.43 ve 58.21 bundan sonraki hedeflerimiz arkadaşlar, onları da söylemiş olalım. Evet, sterlin dolar içinde görünüm şu anda bu. Gelelim son olarak dolar TL paritesine. Şu şekilde dolar TL'yi atalım içine, biraz da büyütelim. Bugün için yukarı doğru hareket bekliyorduk. 79.59 seviyesi özellikle önemli bir direnç. Bakın az önce, daha doğrusu sabah saatlerinde şu seviye çok önemliydi. Nedir bu? 79.28 ama bu harekette ortalamamız şu anda artık 79.60'lara doğru, hatta biraz daha yukarı doğru çıkıyor. Trend yukarı olmaya devam ediyor dolar TL'de. Trende karşı çok fazla hareket etmemekte fayda var. Bir düzeltme şu an için çok net olarak gözükmüyor. Daha doğrusu sert bir düzeltme gözükmüyor. Eğer 80.48'in üzerine çıkarsak bugün içerisinde tekrar 80.82 ve 81.03'ler karşımıza çıkacak ve günün son hedefi de 81.37. Tabii bu hedefe ulaşmak bugün için artık birazcık zor gözüküyor. Aslında bakarsak analiz doğru ama bugün para bıraktı mı? Hayır, bugün para bırakmadı. Çünkü görmüş olduğunuz gibi buradan aşağı doğru sadece 50 piplik bir aşağı hareket yaptı. Ve buradan tekrar yukarı doğru küçük küçük düzeltmeler yapıyor şu anda. 30 piplikte bir düzeltme yaptı. Yani açılış fiyatına baktığımızda 20-30 pip civarlarında aşağıda şu anda paritede. Analizi şu şekilde yapsak daha doğru olabilir. Tabii ki çok daha sağlıklı olurdu. 80-80'in üzerinde kalmadığı sürece 80-14'e kadar bir hareket bekliyoruz deseydik daha güzel bir analiz olurdu. Ama bu da trende karşı yüzmek olduğu için açıkçası ben de çok fazla istemedim böyle bir şeyi. Gerçi sabah saatlerinde yaptığımız analizde de yine bu seviyeleri görmüştük. Yine de biz şuradaki bölgenin altında kalmadığımız sürece yukarı hareket bekledik. Sabahki analizi takip edenler de şu seviyeden zaten yukarı doğru yaklaşık 30 piplik bir yukarı hareket gözlediler. Devamı gelirse dediğim gibi, yani 80.48'in üzerine çıkarsak 80.82 ve 81.03'e doğru hareketlerle karşılaşma ihtimalimiz söz konusu dolar TL paritesinde de arkadaşlar. Evet, özetler şimdilik bu kadar. Canlı yayını banttan izleyen arkadaşlar sadece bunlarla yetinsinler. Devamında burada olan arkadaşlarla beraber biz inceleyeceğiz. Şimdi o zaman canlı yayın kaydımızı durduralım ve biz devam edelim.